Bir güneş patlaması sizce buna benzer bir şey mi? Güneşteki parlama ya da patlamalar. Bunlar ne anlama geliyor ve bizim için neden bu kadar önemli? Birazdan hepsini açıklayacağım. Girişteki video elbette bir güneş patlamasının nasıl görüneceğini göstermek için fazla abartılı. Çünkü bir patlamayı bu şekilde görmeniz imkansız. Hatta normal bir güneş patlamasını dünyadan bizzat görebilmemiz de imkansızdır. Bunun için bazı ekipmanlar gerekir. Dünyadan güneşe doğru baktığımızda çok sakin, hiç değişmeyecek gibi görünüyor, değil mi? Fakat gerçek çok farklıdır. Bunlar güneşte yaşanan hareketliliklerden bazılarıydı. Güneşin 15 milyon santigrat sıcaklığındaki çekirdeğine güç veren nükleer füzyon reaksiyonları elektromanyetik enerjiler oluşturur. Ve güneşin yüzeyinde ısı ve ışığın birleşimiyle ilginç görüntüler ortaya çıkar. Enteresan görüntülerden biri de güneşteki bu oval çizgilerdir. Güneşteki gazlar sürekli hareket halindedir ve bu da manyetik alanları dolaştırır, uzatır ve büker. Nihayetinde gördüğümüz bu oval çizgiler ortaya çıkar. Merak edilen başka bir şey ise güneşteki bu küçük karanlık kısımlar. Bunlara güneş lekeleri ismi verilmiş. Güneş yüzeyindeki karanlık noktaları tarif edebilmek adına. Karanlık görünüyorlar çünkü güneşin diğer bölgelerine göre daha soğuklar. Yani etrafındaki bölge çok parlak olduğu için bu kısımlar bize siyah gibi görünüyor. Yine de lekeler hala çok sıcaktır. Yaklaşık 3600 santigrat. Bu tıpkı ateş yaktığımızda ortaya çıkan közdeki renk değişimine benziyor. Artık köz haline gelmiş bir odun parçasındaki siyah bölgeler sarı kısımlara göre daha soğuktur. Ama eğer siyah kısma dokunmaya kalkarsanız canınız fena halde yanar. Çünkü halen çok sıcaktır. Gelelim asıl korkunç olan kısma. Güneş patlaması. Güneş patlaması özünde güneş lekeleriyle ilgili manyetik bir olaydır. Kısaca güneş yüzeyinin hemen üzerindeki yoğun enerjinin dışa atılmasıdır. Fakat böyle basitçe anlattığıma bakmayın. Güneşteki enerjinin %10 kadarını serbest bırakırsak bu dünyadaki tüm nükleer silah enerjilerinin yaklaşık 1 milyon katı olurdu. Gerisini siz düşünün. Bu patlamalar genellikle çok yüksek hızla hareket ederler ve yüksek oranda radyasyonu uzaya saçarlar. Gelin size bir görüntüyü izleteyim. 16 Nisan 2012'de kaydedildi. İnanılmaz görünüyor değil mi? Güneş patlaması sonrası parçacıkların saçılımını net bir şekilde görebiliyoruz ve bunların çoğu güneş yüzeyine geri düşmekte. 2012'deki bu patlama eğer 9 gün önce olmasaydı dünyaya ciddi bir hasar verebilirdi. Örneğin bu kısımdaki güneş patlaması size küçük geliyor olabilir. Gerçekten de güneşin devasa boyutunun yanında çok küçük görünmekte. Fakat küçücük bir güneş patlamasının yanında Amerika kıtası işte bu kadar görünüyor. Neyle karşı karşıya olduğumuza bir bakın. Solar Orbiter uydusunun güneşten dünyaya doğru çektiği bir görüntü bu. Ve bu da uydu görüntüsünde karanlıkta kalan dünyanın konumu ve büyüklüğü. Güneşteki bu patlamaların şiddeti tıpkı depremler gibi henüz öngörülemiyor. Fakat hangi zaman dilimlerinde daha şiddetli olacağı belirlenmiş durumda. Buna güneş lekesi döngüsü deniyor. Güneş lekeleri kendi kendine sürekli tekrar eden fırtınalar gibi yaklaşık 11 yılda bir döngüsel olarak devam ediyor. Eğer güneş lekesi çoksa patlamaların yoğun olabileceği güneş maksimumu, azsa buna güneş minimumu deniyor. Güneşteki patlamaların sıklıkla gözlemlendiği dönem, işte bu lekelerin en çok görüldüğü güneş maksimumu denilen dönemdir. Birazdan gelecek için tehlikede olup olmadığımıza bakacağız fakat öncesinde sizi uzun zaman öncesine götüreceğim. İnsanlığın bu güneş patlamasını en şiddetli yaşadığı günlerden birine, 1859 yılına. Carrington olayı olarak adlandırılan o gün, solar döngü 10 sırasında yaşanmıştı. Solar döngüler 1749 yılında başlatılan ve her 11 yılda bir artan ilerlemelerdir. Richard Carrington ve Richard Hudson isimli amatör astronomlar 28 Ağustos 1859'dan 2 Eylül'e kadar güneşte inanılmaz derecede güneş lekeleri gözlemlemişti. Ve 1 Eylül'de süreç çoktan başlamıştı. Devasa manyetik enerji döngüleri güneş lekelerinin üzerine yayıldı.
Bükülmekte olan ve enerjiyi püskürtmek için hazırlanan manyetik bir bomba patlamak üzere. Ve bom. Atom altı parçacıklardan ve enerjiden oluşan genişleyen balon güneş sistemine doğru yayıldı ve yaklaşık 18 saat gibi hızlı bir sürede dünyaya ulaştı. Bu görüntüde ilk önce düşük seviyedeki bir güneş patlamasını görüyorsunuz. Buysa 1859'da yaşanan patlama. Oldukça ürkütücü görünüyor. Bu da o günden beri saklanan manyetogram adı verilen dünyanın manyetik alanını ölçen sistemlerin tutulduğu kağıt parçaları. Özellikle 1 Eylül günü çizgiler adeta sınırların dışına çıkmış. 1859'daki güneş patlaması sonrası tüm Avrupa ve Kuzey Amerika'nın telgraf sistemleri çöktü. Telgraf direkleri elektrik kıvılcımları saçıyordu. Radyasyonun insanlara olan etkisi ise halen bilinemiyor. O gün 1859'da yaşayan insanlar için bunun etkisi sadece kısa süreli haberleşme sorunları olmuştu. Fakat hepsi bu kadardı. Ha bir de atmosferde oluşan büyüleyici auroralar insanlara görsel bir şölen sunmuştu. Başka hiçbir şey olmamıştı. Çünkü insanlar elektriğe bağlı değildi. Bundan bir ay sonra gözlemlenen o güneş lekeleri Christopher Carrington tarafından işte böyle çizilecekti. O dönemdeki insanlar belki de teknolojileri olmadığı için büyük sorunlar yaşamaktan kurtulmuştu. Hatta belki de ölmekten. Ama o tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve olmayacaktı. 1965 yılında elektriğin tüm dünyaya yayıldığı bir dönemde gerçekleşen bir güneş patlaması, Amerika'da 13 saatlik elektrik kesintisine yol açmış, yaklaşık 100 milyon dolarlık ekonomik bir kayıp yaşanmıştı. Her ne kadar güneş patlamasıyla alakalı olmasa da, 1977'de New York'ta yıldırım düşmesi kaynaklı bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Kesinti tam 25 saat sürdü. Kesinti sonrası 4500 kişi yağmadan gözaltına alındı. 5000 polis yaralandı ve binlerce kadın tacize uğradı. Elektrik kesintisinden 9 ay sonra doğum oranları tavan yapmıştı. Arınma Gecesi isimli filmi belki izlemişsinizdir. Filmde bir günlüğüne tüm suçlular serbest bırakılıyordu. İşte 1977 yılında sanki arınma gecesi yaşanmıştı. Bugün verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 1 saatlik bir kesinti 458 milyon dolara mal oluyor. Bir gün içinse 11 milyar dolar. Türkiye için bu günlük sadece 161 milyon dolarlık bir kayıp. Bunu dünya geneli için yapacak olursak bu bir gün için 29 milyar dolarlık ekonomik bir zarar demek olurdu. ABD eğer bir kesinti yaşanırsa açık ara en çok zarar görecek olan ülke. Peki yakın zamanda korkunç bir güneş patlaması yaşanabilir mi? İyi olan şu ki dünyanın gözle görülemeyen manyetik bir koruma kalkanı var. Kötü olansa bu manyetik koruma kalkanının artık bazı zayıflıkları oldu. Yani dünyanın koruma kalkanında zayıf bir nokta oluşmaya başladı. Sonuç olarak eğer şiddetli bir güneş patlaması sonrası ortaya çıkacak manyetik yüklü gazlar bu zayıf noktalardan geçerse, işte o zaman korkunç şeyler yaşanabilir. Güçlü bir patlama öncelikle dünyanın etrafındaki uyduları yok ederdi. Sonra muhtemelen bu yörüngedeki astronotlar için ciddi tehlikeler oluştururdu. Ve bu zararlı ışınlar dünyaya ulaştığında uzun süreli elektrik kesintilerine, bununla beraber sayısız can kaybına yol açabilecek sorunlara neden olurdu. Fakat içinizi biraz rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir patlama yaşanmayacak. Çünkü şu an 25. solar döngüdeyiz ve bu güneş lekelerinin en az görüldüğü dönemlerden biri. Hatta bu güneş lekeleri 2030'a kadar gittikçe azalacak. Şuna bir bakın. Her asrın ortasında güneş lekeleri artıyor, yani güneş patlamalarının yaşanma ihtimali yükseliyor. Carrington olayı da yine 19. yüzyılın ortasında yaşanmıştı. 1859'da. Yani birilerinin 2024 ya da 2025 yılında güneş patlaması yaşanabilir, şiddetli patlamalar olabilir demesi tamamıyla ilgi çekmek için yapılan gerçek dışı yorumlar. Bu tarz haber çıkaranların ya da yayınlayanların amaçlarını bilemiyorum. Fakat gerçeği aktarmam gerekirse 21. yüzyılın ortalarına kadar en azından şiddetli bir güneş patlaması beklenmiyor. İçiniz rahat olsun. Fakat şunu da belirtmem gerek.
Dünyanın son zamanlarında zayıflayan bu manyetik alanı, güneşten gelebilecek şiddetli patlamalar karşısında aciz kalabilir. Ve eğer bu çağda bir Carrington olayı daha yaşanırsa, bu insanlık için karanlık bir çağın başlangıcı olur. Telefonlarımız, hatta gıda yetiştirip su pompalamak için bile. Ama kesintiden sonra her şey bozuldu. Araba aküleri, jet türbinleri, hatta piller bile. Hepsi sonsuza kadar kapandı. İnsanlar aç kaldı. Ne hastalıklara ilaç bulabildik, ne de yangınlara itfaiye aracı. Hükümetler düştü. Milisler ayaklandı. Akıllı olanlar şehri terk etti. Kalanlarsa orada öldüler.